Şimdi sırada put işlemi var. HTTP put, yani güncelleme işlemlerini nasıl yapacağız? Güncelleme işlemleri diğerlerinden biraz da farklı diyebilirim. Çünkü güncelleme işlemini hafıza üzerinde yapacağız. Normalde veri tabanının üzerinde yapsaydık bunu, veriyi doğrudan gönderirdik, update sorgusunu yapardık, basit bir şekilde güncellenirdi. O işlemi veri tabanı kendisi yapıyor. Ama biz uygulama içerisinde hafızada bu işi yönetiyoruz. O yüzden kendimiz yöneteceğiz bu süreçleri. Nasıl? Başlayalım, görelim. Burada bir genel hata nesnesi tanımladım ve dedim ki onu kullanacağım çünkü. Vars, nereden elde ediyorum ben bu variable'ları? Önceki gibi max içindeki vars. Neyi veriyorum? Burada request'i vermem lazım onu almak için. Sonra key işlemini yapıyorum. Vars, yukarıda tanımladığım vars. Bunun içerisinden diyorum ki ID'yi elde etmem lazım. Onu kullanacağız çünkü. Güncellemede, silmede ID olmadan bir şey yapamayız. Yani belli bir unique değere göre silmemiz gerekiyor teknik olarak. O yüzden. Şimdi var. Bir tane daha nesne tanımlıyorum burada. Prot APD, yani güncellenecek product. Tipi product. Ondan sonra RR, JSON new decoder diyorum. Arpa diye veriyorum gene. Decode. Burada yukarıda oluşturduğumuz prot APD'yi veriyorum. Çünkü request üzerindeki body'den gelen veriyi decode ettikten sonra o veriyi biz nesneye dönüştürüyoruz. Nesneye dönüştürme işlemi için bunu yapıyoruz. Decoder. Nesne de benim buradaki product nesne tipimdeki nesne. Sonra bir hata işlemi yapalım. Hata yönetimi. Gayet basit. Sonrasında if. Şöyle ayrı ayrı yapayım ki kafanız karışmasın. If okay product store. Diyorum ki dışarıdan gelip benim dönüştürdüğüm şu elde ettiğim key, bu key eğer product store içerisinde varsa, bu bir string ve product store da zaten anahtarları string olarak tutuyordu. Bu varsa şuraya cevap dönecek. True false. Ve ben de onu kontrol ederek diyeceğim ki okey ise, yani bunun burada var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu map ile alakalı bir kullanım yöntemi. Varsa true olarak dönecek ve ben de burada okey de kontrol edeceğim. Ve diyeceğim ki tamam, eğer öyle ise biz bu işlemi güncelleyebiliriz. Biz bu veriyi güncelleyebiliriz. Çünkü kullanıcının gönderdiği ID bizim product store data table'ımız, data veri store'umuzda, depomuzda varmış. Ben bunu buldum. Şimdi kullanıcının gönderdiği ID ile birlikte post ederek gönderdiği güncellenmiş veriyi ben burada kullanacağım. Prot apd id alt tire. Şurada bir dönüştürme işlemi yapmam lazım tabii. Doğrudan key'i kullanamam çünkü key'in tipi string. Atoy diyorum. Anchor to integer. Neyi? Key'i. Şöyle işleme devam ediyorum. Bunu dönüştürdük, bunu atladık. Neden bunu yaptık? Çünkü bu bir güncelleme işlemi. Eğer biz bunu güncelleme işlemini yapmazsak burada, şurada, yani yeni nesneye bunu atamazsak, bunu client tarafına tekrar gönderdiğimizde bu ID değeri 0 olacaktır. O yüzden bunu eski elde ettiğim, yani parametre üzerinden aldığım anahtar bilgisini, ID bilgisini tekrar nesnenin güncellenmiş versiyonuna aktarıyorum. Ondan sonra da devam edelim. Güncelleme prot apd nokta. Tabii changed işlemi vardı. Bu güncelleme işlemi aynı zamanda bunun değiştirildiğini gösterir. O yüzden buna time now diyerek şu anın zaman bilgisini veriyorum.
ve eski kaydı da buradaki Product Store içerisinden siliyoruz. Verdim, dedim ki şunu sil. Bu key'e sahip, yani kullanıcının parametre olarak gönderdiği key'e sahip Product Store'ı sil. Çünkü ben onun üzerinden bütün veriyi aldım zaten, ihtiyacım olan kısmını. Burada. Şurada atadım ben buna. Ondan sonra ID'sini de aldım. Hatta yani güncellenmiş ID'yi de verdim ben buna. Changed on bilgisini de verdim. Tamam, eski veriyi silebiliriz. Çünkü şimdi yeni ekleme işlemi yapacağız. Product Store'a o parametreyle gelen key'de belirtilen anahtara sahip alana güncellenmiş olan veriyi ekliyorum. Sonra else log printf printf diyorum. Mesela değer bulunamadı yazsın. Eğer böyle bir hata olursa. Burada da ne yapıyoruz? S ve key veriyorum ben burada. Şurası evet, logo da ekledi import'a. Genel yapı hazır. Şimdi write header'ı kullanarak istemci tarafına bunun status bilgisini göndereceğim. HTTP status no content. Çünkü eski veriyi sildik mesela. Ya da burada OK dönebilirsiniz. Hatta OK dönelim. Status OK mesela. İşlem başarılı bilgisi sadece. Bu da tamam. Şimdi bir sonraki videoda son API'yi yapacağız. Bu son API de bizim silme API'miz olacak.